Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Haluk Hacıoğlu, projelerine hız kesmeden hayata geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yerine taşınan Berberler Odası'nın açılış programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan katıldılar. Sakarya Berber Esnaf ve Sanatkarlar Odası 1954'te kurulan bir resmi bir odadır. Evet. Tüzük'te 1992'ye kadar dernekler olarak devam eden bir kurumdu. 1992'de yasayla bir oda ünvanı kazanıldı. Evet. 1992'den beri odamız oda ünvanı olarak devam etmektedir. Ve şu anda mevcut listemiz 487 aktif üyemiz olmak şartıyla toplamda 600 küsür berberimiz var. 23 Ocak 2018 bir seçim adletti Sakarya'mız. Bu seçim sürecinde milletimin teveccühüyle %75'lik bir oy potansiyeliyle, hamdolsun milletimin teveccühüyle bu seçimi alma gereğini duyduk. Tabii ki evveliyata bakarsak ben 2004 senesinde buraya yönetim kuruluna atanarak gelmiştim. Denetim kurulundan atanarak geldiğimde, o dönemde de lise mezunları kanun gereği lise mezunu olmak zorundadır. Biz o şekilde hizmet etmeye çalıştık. Aşağı yukarı da 14-15 yıldan beri Sakarya Berberler Esnaf Odası'na hizmet etmeye devam ediyorum. Tabii ki biz 29 Ocak günü mazbatamızı alır almaz 1 Şubat'ta hemen hizmet etme noktamızda olan, hizmetkar olduğumuz dediğimiz ki öyle vadelere yola çıktığımız üyelerimize öncelikle bir sıkıntı olan tarife sorununu halletmeye çalıştık. Yani tarife sorunumuzu hallettik. Tarifemizi çıkardık. Sayın Birlik Başkanımızın önderliğinde. Bizim üyemiz sabah saat 8'de başlıyor. Bakın akşam 10'a kadar, ucu açık 11'e kadar ayaktayız. Gözler bir yerde tıraş. Vücut bir yerde tıraş. Ne yaptık biz dedik ki arkadaşlar dedik. Bir hastanemizle bir anlaşma yapalım dedik. Sizinle ilgili yapalım dedik. Gelin dedik burada bir öncülük yapalım dedik. Öncülük olalım dedik. Gittik bir hastanemizle. %25 bir indirimli hastane projesi imza aldık. Bakın %25 hiçbir yere olmayan bir şey. Kolay bir şey değildir o. İkinci projemiz hemen dedik ki işte gözden bahsettik. Ne yapmamız lazım dedik. Göz hastanesiyle bir protokol imza aldık. Şöyle bir protokol imza aldık. %25 üyeye dedik, muayene dedik bir. Yetmez dedim. %15 ameliyata. Yetmez dedik. %10 özellikli ameliyatta kırışıklar, buraya bodoks koyuluyor. Bu ameliyat yapıldığı için %10'u koyduk. Yetmez dedik. %15'te teknik ameliyatlar dedik. Toplamda %60'lı bir indirim sağlattık üyeme. Hemen akabinde bunu yaptıktan sonra, siz daha çok görüyoruz yeni odamızı zaten. Yeni odamızın plan ve proje çizdik. Yeni sıfır malzemelerimizi, efendim söyleyeyim, gene teknisel olsun, bilgisayar olsun, bunları hemen hallettik, getirdik. Bunları yaptık, yeni sıfır bir odamızı yaptık ve salı günü hamdolsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde, Sayın Birlik Başkanımızın nezdinde ve Sayın İl Başkanımızın nezdinde ve diğer belediye başkanımızla beraber ve oda başkanımızla, meslektaşlarımızla beraber büyük bir açılış yaptık. Bu gitmez dedik. Saçeki merkeziyle bir anlaşma imza aldık. Dedik ki kardeşim dedik. Bugün bir saçın maliyeti kaç para dedik? 5 milyar lira. 5 milyarın %10'u dedik. Benim milletim öyle. Nasıl vereceğiz dedik? Gönderdiğimiz her müşterimizden %10. Yani 5 milyarı %10'u 500 TL para yapar. Benim üyeme vermek şartıyla imza yaptık. Lazer işte bu epilasyon kıl gibi, gerdime gibi, şey burun ameliyatı, kulak ameliyatı, kıkırdak hepsi var. Bunların her gönderdiğinden birer %10 katılım sağladık. Bundan sonra projem çok güzel proje olacak. 500 meslektaşımıza indirimli bir alışveriş kartı getiriyoruz. Ne kartı o? Her üyemin dükkanında kolonya kullanıyoruz, jilet kullanıyoruz, efendim şampuan kullanıyoruz, sabun kullanıyoruz. Bunlarla ilgili bir %25'lik bir indirim paket hazırlıyorum. Her sene bir üyemizi eşiyle beraber bir umre
yaptırayım dedik. Noter uzun kura düşünüyoruz onu biz. O da karşılıyor. Tabii biz karşılayacağız. Vatandaşın bir 10 günlük umre programını gerçekleştireceğiz.